Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Türk kahvesi telvesinin maskesinin yararlarından birazcık bahsedeceğim. Dünya üzerinde birçok kahve çekirdeğini öğüterek cilt bakımında kullanırlar. Ama aslında bunlardan cilde en yararlı olan Türk kahvesidir. Türk kahvesinin cilde ne gibi yararları vardır diye soracak olursanız, sivilce problemlerine iyi gelir, akne problemlerine iyi gelir, gözaltı morluklarındaki buradaki şişliklerin inmesine iyi gelir. Şimdi ben size Türk kahvesinin telvesiyle maskeyi nasıl yaptığımı, yağlı ciltlerde, kuru ciltlerde nasıl uygulanması gerektiğini detaylı olarak bahsedeceğim. Bu yüzden öncelikle altını çizerek söylemek isterim ki Türk kahvesini şekersiz olarak bu maskeyi yapacağınız zaman içmeniz gerekmektedir. Ben bu şekilde kahvemi yaptım ve maskemi yapmaya geçeceğim. Şimdi sizler de birer Türk şekersiz Türk kahvesi yaparak videonun devamını izlemeye geçebilirsiniz. Ve kahvemin tamamını bitirdim. Şu şekilde göstereyim. Dibinde kalan telveyi ise bal ile karıştıracağım. Bunu neden yaptığımı ve de nasıl yaptığımı gelince size detaylı olarak anlatacağım. Şu şekilde karışımımı hazırladım. Çok sıcak olduğu için ben iki tane tabağı üst üste koydum. Hatta bu soğumuş bile sanırım şu anda elime alırım. Bu karışımı şu anda dökülecek, çok fazla gösteremiyorum size içinde neler var. İçtiğim kahvenin telvesine aynı oranda, miktarda gibi aslında iki çay kaşığı bal ile karıştırarak tabakta, ben şöyle bir tabakta ısıttım. Birazcık ısıtarak bu şekilde hazırlamış oldum. Şimdi bunu parmağımla yüzüme uygulayacağım. Bu arada üzerinize çok fazla değerli olmayan bir şey giyerseniz, çünkü bu birazcık dökülecek. Daha sonrasında hem de sıkıntı yaşamış ve de kirlenmiş olmaz. Daha sonrasında elime bu şekilde alarak uygulamaya başlıyorum. Şimdi ben bu ürünü neden balla karıştırdım? Ona gelecek olursam. Bal aslında kuru cilt tipleri için gayet tavsiye edilen bir ürün oluyor. İkisi birlikte karıştırdığı zaman kuru cilt tiplerine daha iyi geliyor. Şöyle iyice uygulayayım. Hafif masaj yaparak bu şekilde dairesel şekillerde çok rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Kahve maskesi gerçekten çok hoşuma gidiyor. Her zaman yapıyorum. Bu aralar birazcık ben ara verdiğim için şurada birkaç tane sivilce oluştu. Ve aslında bu maskelerin bir tanesini seçip böyle birazcık dökülüyordu aşağıya doğru. Düzenli olarak hep aynısını yapmak daha iyi diye düşünüyorum ben. Ben ancak bunu şekersiz kahve içtiğim zamanlarda birazcık daha uyguluyorum. Çünkü normalde orta şekerli içiyorum. Ve de şekerli bu tarz maskeler yapılmıyor. Şekersiz daha fazla öneriliyor. Şöyle iyice uyguluyorum. Daha sonrasında yağlı cilt tipiniz varsa eğer, bunu nasıl yapacaksınız? Telvenin içine limon suyu ve de bir yemek kaşığı süt koyacaksınız. Bunu iyice karıştıracaksınız. Bu şekilde yüzünüzü uygulayacaksınız. Şöyle iyice uyguluyorum. Bu kahve maskesi birazcık şeye benziyor aslında. Bizim kullandığımız peelinglerde hafif böyle küçük küçük, benim kullandığım mesela kayısı çekirdekleri, küçük küçük böyle partikülleri var. Böyle onlar iyice gözeneklerinize işliyor ve gerçekten gözenekleri inanılmaz bir şekilde temizlemiş oluyor. Kahve telvesinde de aynı şekilde var. Böyle bu küçük küçük yapısı sayesinde gözeneklerin içine iyice yerleştiği için gözeneklerin içini tertemiz yapıyor. Ve bu şekilde de akne problemlerinin giderilmesine, sivilcelerin kurumasına, hatta oluşmamasına kadar yararları olabiliyor. Şöyle yüzümüzün iyice her bölümüne yediriyorum. Eğer çok fazla sivilce probleminiz de varsa bu kahve telvesini kakao ile karıştırabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam bir tatlı kaşığı kakao ile bunu yine karıştırarak yüzünüze uyguluyorsunuz.
Hem çok doğal bir ürün, hem herkesin evinde olan bir ürün. Yani çok rahat bir şekilde bu maskeyi yapabiliyorsunuz ve benim çok hoşuma gidiyor. Çok fazla maske denedim. Sizle aslında ilerleyen zamanlarda onu da paylaşmak istiyorum. Ama kahve maskesinde dediğim gibi diğer maskeler gibi çok beğeniyorum. Böyle yüzünüze bunu iyice yedirmeniz gerekiyor. Bu maskeyi ne kadar zamanda bir yapacağım derseniz. Bence haftada 2 gayet ideal oluyor. Çünkü yüzünüz kendinize geliyor. Yani düzenli bir bakıma muhakkak gerçekten ihtiyacımız oluyor. Hele her gün makyaj yapan kişilerseniz kesinlikle düzenli temizlik, cildinizin temizliğe ihtiyacı var. Normalde ben aslında cilt bakımına da gidiyordum. Fakat korona sebebiyle gidemediğim için normalde 28 günde bir profesyonel cilt bakımına gidiyorum. Ama korona sebebiyle gidemediğim için evde şu anda kendim yapıyorum. Zaten cilt bakımına gittiğiniz zamanlarda da bu arada haftada 2 gün peeling her şekilde sizin kendiniz yapmanız gerekiyor. Ondan dolayı evde ekstra muhakkak bize görev düşüyor. Aynı zamanda size bana söylediği, önerdikleri güzellik merkezimin şeyleri de söylemek isterim. Her gün sabah ve akşam tonik yapmamız gerekiyor. Çünkü cildimiz gece yatarken de, sabah dışarıdayken de pislendiği için, gözeneklerimizin içi dolduğu için biz bunları temizleyip yüzümüzü daha pürüzsüz bir hale kavuşturmamız gerekiyor. Bir de ben bu maskeyi yaptıktan sonra nemlendirmek için bir suyu uyguluyorum. Zaten profesyonel cilt bakımlarına gittiğinizde orada da size gül suyu uyguluyorlar işlemlerin sonunda. Yani gül suyu muhakkak eksik etmemeniz gereken en önemli, en başlıca ürün diyebilirim ya. Çok güzel. Bunu iyice yediriyorum. Şu anda iyice böyle masaj yaparak yakından da göstereyim size. Çok güzel. Gerçekten şu anda sürerken bile bu arada ben şey yapıyorum, hissedebiliyorum yarar. Böyle buralarım iyice doluyor. Bayağı iyi. Bence şu anda hala eğer yapmaya başlamadıysanız ve videomu buraya kadar izliyorsanız kesinlikle hemen bir şekersiz kahve yapıp başlamalısınız. Yararını gerçekten düzenli bu arada ilk kullanımda da görüyorsunuz. Fakat böyle 3-4 düzenli kullanımdan sonra yeterince yararını görüyorsunuz. Bir de çok fazla dökülmemesine dikkat edin. Bu sefer ben çok fazla dökmedim ama böyle çok kuru olduğu zaman ya da bazıları balla yapıyor. Ben de balsız denediğim zaman daha çok dökülüyordu. Balla yaptığınızda da zaten daha az dökülüyor. Şöyle döküldü, yine görmüşsünüzdür. Çok güzel. Şöyle birazcık boyun kısımlarınıza doğru da inebilirsiniz. Yüzümün tamamını uyguladım. Şimdi bunu yüzümde yarım saat bekleterek daha sonrasında yıkamaya geçeceğim. Ardından da yaptığım işlemleri detaylı olarak anlatacağım. O yüzden yarım saat bekleyip yüzümüzü yıkamaya gidelim. Yarım saat geçti ve yüzümü yıkadım. Şu anda yüzümdeki parlaklığı ve temizliği kamerada da umarım siz de görebiliyorsunuzdur. Çünkü yüzümü şu anda inanılmaz derecede temiz hissediyorum. Yani gerçekten çok güzel, yumuşacık oldu ve bu his beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bunu aslında düzenli yapmamız gerekiyor. Daha önce de dediğim gibi haftada 1-2 yapın. Gerçekten yüzünüz inanılmaz derecede hem sivilcelerden kurtulacaksınız hem gözenekleriniz daha da küçülecek. Bunu ben de bir rutine oturtmam gerekiyor. Belki böyle eğer isterseniz daha farklı maskeler çekerek size de hem yaptıklarımı göstererek hem ben de artık bu maske düzenimi haftalık olarak oturtursam çok iyi olacak. Çünkü gördüğünüz gibi şurada bir iki tane var. Bunları geçmesi için düzenli bir bakım uygulamam gerekiyor. Ardından ben bu maskeyi yaptıktan sonra ne yapıyorum? Dediğim gibi şöyle bir gül suyu kullanıyorum. Bu hangi marka olduğu önemli değil. Siz istediğiniz gül suyunu kullanabilirsiniz. Daha sonrasında kapak açıldı. Daha sonrasında şöyle pamuğa döküyorum ve yüzümü iyice nemlendirmek için
Şöyle siliyorum. İyice nemlendirince, eğer az geldiğini düşünüyorsanız benim gibi birazcık daha ekleyebilirsiniz. Çünkü ben o gül suyundaki o hissiyatı yüzümde iyice hissetmek istiyorum. Şöyle, bunların hepsi zaten doğal ürünler olduğu için göz çevrenize de, boyun bölgenize de rahatlıkla tüm vücudunuzda kullanabiliyorsunuz. Şu anda yüzüm gerçekten çok temiz oldu. Bunu aslında gerçekten haftada 2 yapmamız gerekiyor. Şöyle iyice yüzümün tüm bölgelerini gül suyunda yedirmiş olduk. Benim kahve tavsiyesiyle size anlatacaklarım bu şekilde. Aynı zamanda bunları nasıl yapmanız gerektiğini ben açıklama kısmına yazıyor olacağım. Kuru ciltler için, sivilceler için ve de yağlı ciltler için neler kullanmanız gerektiğini açıklama kısmından detaylı olarak okuyabilirsiniz. Eğer daha farklı kullanmamı, denememi istediğiniz maskeler varsa, denediysem size tekrar uygulamasını gösterip daha önceki yorumlarımı da sizlerle birlikte paylaşırım. Bunları yorumlarda belirtin. Ben de denemiş olurum hem. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Siz de denersiniz. Hatta videomu bu kısma kadar izlediyseniz, denemediyseniz gördüğünüz gibi ben çok memnun kaldım. Hemen bir şekersiz kahve yapın ve bu maskeyi siz de denemeye geçin. Umarım tekrardan söylüyorum, videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.